İşte bak, kıskançlık bu arkadaşlar. Göstersin raporunu bize. Tatlıcı sevgilisi adını unuttum. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Gökçe, Duygu, Ezgi bunlar bir tayfa. Bu kıskançlık değil. Daha çok böyle seksilik, işin iç çamaşırı. Damla konuşulmadı, Duygu konuşuldu. Mustafa Sandal'a takıldım. Olmadı. Türkiye'nin en güzel bloggerı çünkü No Shop. A.Q. Belki de sizler çok samimiyetsiz insanlarsınız. Aaa. Ay Çelik, çok tatlıyım. Çok tatlı derken. O.Q. En güzel YouTuber benim. Görsellik olarak da benden çok iyi olması gerek. Herkese kocama merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Keyifler yerinde değilse de keyiflendirecek bir video geliyor şimdi size. Hemen makyaja başlayacağım çünkü anlatacaklarım birazcık uzun olabilir. Şimdi arkadaşlar bir video çektik Duygu'nun selülitleriyle ilgili. Aslında Duygu'nun kül alması ve selülit olayları değildi. Burada olay çalıştığı firmaları kandırması ve sizleri ve bizleri kandırmasıydı. Ama siz öyle bir şey anladınız ki Yağmur, Çevik, Duygu'yu kıskanıyor dediniz. Arkadaşlar benim bir şeye kıskanmam için bir şeyin benden çok daha iyi olması gerek. Bunu illa iş olarak algılamayın. Hayatta da benden çok iyi olması gerek. Görsellik olarak da benden çok iyi olması gerek. Benden iyi olmayan birisini ben kıskanmam. Şöyle söyleyeceğim şimdi, beni anlayacaksınız. Şeyma'nın kafesine gittiğim zaman herkes orada ay Şeyma çok tatlı, Şeyma çok tatlı derken ben gittim ki arkadaşlar Şeyma göründüğü gibi bir değil. Ayrıca iyi de bir işletmeci değil. Yakın zamanda da kafen kapanır dedi. Vay sen Şeyma'yı kıskanıyorsun da sen Şeyma gibi değilsin de senin acınla gözün var. Bunları da yazdılar. Bir sene sonra Şeyma'nın kafesi kapandı. Sonra dediler ki Yağmur sen çok haklıymışsın. Çoğunda kazandım. Çok şükür bugün hepsiyle aram gayet iyi. Hepsi beni ne kadar doğru, ne kadar haklı, ne kadar hepsi çok iyi biliyor. Şimdi gelelim Duygu'ya. Duygu'ya balina demişim. Vah sen nasıl Duygu'ya balina dersin de bizler de kiloluyuz da. Arkadaşlar konu balina mevzusu değildi. Siz almak istediğiniz kısımları kendiniz alıyorsunuz. Konu burada Damla ile Duygu arasında bir rakip ortamı var ve bundan şimdi bahsedeceğim ve bunlar neden yapıldı şimdi anlayacaksınız. Damla'nın bence bundan %100 haberi yok. Bu videoyu izlediği zaman onun da bundan haberi olacak. Balina mevzusuna hemen açıklık getireceğim. Arkadaşlar bilmiyorum, biz kendilerimize konuşuyoruz. Belki de sizler çok samimiyetsiz insanlarsınız. Bunları birbirine söylemiyorsunuz. Burada sizde bir sıkıntı var. Çünkü biz böyle şeylerde kız balina gibi oldun birazcık kilo versene veya fok balığına benziyorsun arkadan, ne zaman toparlanacaksın diyoruz. Sizler demiyorsanız sizlerin arkadaşlığınızda bir sıkıntı var. Ama eminim ki bunları kendi aranızda sizlerle konuşuyorsunuz. Kanaldaki amacımız zaten herkes çok iyi biliyor. Kahve eşliğinde, Türk kahvesi eşliğinde normal böyle seninle benimle konuşur gibi benim burada konuşmam. Sizlerle bunu kendi aranızda söylüyorsunuz. Bizler de bunu kendi aramızda söylüyoruz. Bunu herkes kendi arasında yapar. Ben bunu anneme de söylüyorum. Vay öküz gibi oldun. İşte sen kilo alamazsın. Bu iş yapıyorsan zayıf olacaksın. Çok güzel olacaksın. Böyle bir kaide zaten kimse de yok. Bugün kilo alırız, veririz. Öteki videomda da söyledim. Şişman Yağmur olarak ben de video çektim. Popstar havasına takılsam kendi eski resimlerimi koymazdım. Ben de antrenip hesap kullandım. Ben de kilo aldım. Biz dedik ki bu böyle olmayacak. Benim elim kolum uzundur. Uzun olduğu için ben her şeyi öğrenirim. İstersem, araştırırsam. Mesela Samet Caner Çalışır olayında da Cemile diye bir kadın çıktı. Şey, Caner dedi Samet yüzünden öldü dedi. Ben bunu araştırdım, öğrendim ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Ufak bir payım olsa benim sayemde atlandı. Bak hepsi kendi hayatına şu an devam ediyorlar. Önemli olan doğruyu burada konuşmak. Duygu'nun iyi kızmış, kötü kızmış. Burası anayasa mahkemesi de değil. Biz burada kimseyi infaz etmiyoruz. İdamını da vermiyoruz. Sonuçta ben her zaman size şunu söylüyorum. Olaylara at gözüyle bakmayın. Daha geniş bakın. Yani karşı taraf bir şey söylüyor. İşte sen kıskançsın bilmem nesin işte. Bir kadının en büyük kadın düşmanıdır diyorsunuz. Alakası yok. Benim kadar keşke hayatı, keşke doğayı, keşke beni kadar insanları sevseniz. Siz beni linç ederken ona bakarsanız siz de bir kadının en büyük kadın düşmanı olduğunu gösteriyorsunuz. Ha, şununla ilgili aynen sabit fikirliyim. Hiç değişen bir şey yok. Bunu da buraya sabitliyorum. En güzel YouTuber benim. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Ama diğer konularla ilgili şimdi şunları söyleyeceğim size. Şimdi Damla çok başarılı bir YouTuber. Yani Türkiye'nin, Damla diyor ya gerçekten en güçlü kadını, en güçlü YouTuber'ı benim diyor. %100 destekliyorum. Ben eğer gerçekten birini kıskansam Damla'yı kıskanırım biliyor musunuz? Duygu'yu kıskanmam. Çünkü Damla bana daha yakın bir karakter. Duygu
Türkiye'nin aranan YouTuber yüzüyken 4 yıldır, 5 yıldır veya bilmiyorum kaç yıldır YouTube'a geç girdim. Yani geç keşfettim. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü ben tasarımcıydım ve çok ciddi bir profesyonel iş hayatım vardı benim. Sabah 8, akşam 10'a kadar çalışan biriydim. Sorumluluklarım olan bir insandı. O yüzden oturup da ben sabahtan akşama kadar YouTube izleyemiyordum. Çok yoğun çalışıyordum. Aranan yüzüyken Duygu, bir kızcağız geliyor. Duygu kadar güzel değil. Duygu kadar makyaj bilmiyor. Duygu kadar ürün belki bilmiyor. Ama geldi 2 ay, 3 ay. Belki onu patlattı, belki bunu patlattı. İfşa etti, bir şeyler yaptı. Ama hepsinin gündemine bam diye oturdu. Kıskanılacak biri varsa bence burada Damla kıskanılmalı, Duygu kıskanılmamalı. Dedik ki biz araştıralım, öğrenelim. Burada doğruları söylemek, burada size bir şeyleri göstermek. Bu arada duyduklarım iddialar tabii ki bana söylenenler ama aklın yolu birdir. Bence burada fikir birliği yürütelim hep beraber. YouTube videoları izlenmedi. İzlenmediği zamanlar YouTube'u bırakıyorum diye clickbait mi diyorsunuz siz onlara? Clickbaitler yaptı. Olmadı. Sonra makyaj videosunu bırakıyorum dedi. Sonra bıraktı. Sonra bir kez daha galiba makyaj videosu çekti. Sonra baktım makyaj videoları artık izlenmiyor. O sıra Damla vlog geçmiş bak. Arada hep bak. Bunları yani Damla'nın fanlarıyla Duygu'nun sıkı fanları bu aradaki rekabeti görmüştür. Çünkü Damla ve Damla aldı başını gitti. Bugün bir InStyle dergisinde kapak olduysa bu çok büyük bir başarı ama bu konuşulmadı. Neden konuşulmadı? Çünkü Duygu olayı manipüle etti. Ona şimdi geleceğim. Sonra Damla vloglara geçti. İşte Cemal Can'la Tokyo'ya gitti, oraya gitti, buraya gitti. O sıra Duygu makyajı bırakıyorum dedi. Vloglara geçti. Damla kadar popüler olamıyor çünkü Damla'da başka bir şey var. Çoğu firmaları elin tersiyle itmesi, istediklerini alması. Ya düşünün Kerim Can'ları bile kız elin tersiyle itti. Arabasını kendi alıyor, her şeyini kendi yapıyor. Kendi kurallarını gerçekten kendi koyabilen bir kız. Sonra Duygu vloglar da yaptı, olmadı. Sonra öğrendik ki, araştırdık ki Duygu'nun bir tane menajeri varmış. Deniz yanılmıyorsam. Kardeşim adı Deniz olduğu için aklımda kaldı. Ben isim tutamıyorum. Bu çok iyi biliyor takipçilerim. Deniz gittikten sonra yeni menajeri gelmiş. Yeni menajeriyle beraber izlediği bir strateji var. O da şu. Bak iyi dinleyin. Ben artık YouTube dünyasında olmak istemiyorum. Şeyma gibi, Damla gibi magazin yani TV dünyasının magazinde olmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Ünlüler takılsam olmuyor. Mustafa Sandal'la takıldım. Olmadı. Serenay Sarıkaya gibi takıldım. Olmadı. Ben bir yerde sonuçta duruyorum ve kalıyorum. Ama Damla gidiyor bugün her şekilde kimsenin yapamadığı bir şey yapıyor. InStyle dergisinin kapak yüzü oluyor. Bunu Şeyma Subaşı bile başaramamışken. Sonuçta başardıysa da Acun'un karısı olduğu için başardı. Şu an mesela Acun gitti hayatından diğer blogger kızlar gibi takılıyor. Hiçbir fark yok herhangi bir blogger kızdan. Yaptığı hiçbir şey artık tutulmuyor, konuşulmuyor bile. Duygu da dedi ki nasıl yapabiliriz yeni menajerle beraber? Kendi gündemimizi kendimiz yaratabiliriz. Sunny Side Up 1. Deneyelim, nabız yoklayalım. Önce bir Sunny Side Up'tan başlayalım. Belki bunun öncesinde de vardır. Şu an bizim yakaladıklarımızı söylüyorum. Damla her bir şey yakaladığı zaman Damla konuşulmadı, Duygu konuşuldu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Bence olamaz. Damla vloglar çekti. Güzel bir başarı yakaladı. Milyon milyon izlendi. Hatta izlenmediği rakamlara bir günde, iki günde çıkmaya başladı. Tam 5 milyon oldu Instagram'dan. Yani o zamanlara denk geliyor. Araştırırsınız görürsünüz. Damla 5 milyon oldu. Büyük bir başarı yakaladı gene. Hop Duygu'nun Sunny Side Up patladı. İnstal dergisi gibi bir şeye çok büyük bir başarı yaptı. Kapak oldu. Kız ses getiremedi. Çünkü neden? O sıra Duygu'nun kiloları patladı. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. İşte ben sizin böyle bakmanızı engelliyorum. Siz istediğiniz kadar kıskançlık değil. Bak Kerem Bürsün'le, Kerem Bürsün müydü doğru mu söylüyorum? Bir olaya çıktı. Şöyle bir şey söylemişti. Kerem'le bir olaya mı çıktı? Bakalım acaba daha neler söyleyecekler hakkında, daha neler yazılacak, çizilecek. Bunu söylerken bile oradaki hani ego diyoruz ya, egosunu ben hissetmiştim. Mesela Damla'ya bir düğün çıkışı veya herhangi bir şeye çıkışı soruluyor. İşte Cemal Canlarınız aşk var mı veya işte eski neydi? Tatlıcı sevgilisi adını unuttum. Bir şeyler söylüyor doğru mu falan dediğiniz ama Damla'nın bir ekran karşısında konuşması var. O kadar popüler olmasına rağmen. Ya işte alakası yok işte ne bileyim öyle söylüyor ama yok canım işte falan. Tamam kıkala kıkala konuşuyor. Duygu hikaye atıyor bakalım daha neler konuşacaklar. Yani onu demek istiyorum anlatabiliyor muyum? Damla InStyle dergisinde kapak olduğu gündemiyle Duygu'nun gündemi paralel gitti. Büyük ihtimalle o fotoğrafların menajeri çekti veya çektirdiler. Nasıl bir hamle yapabiliriz? Çek beni kilolarımı göster, konuşalım. Duygu ondan çok konuşuldu. Lütfen artık buna da yok yağmur falan demeyin. Böyle bir şey maalesef var arkadaşlar. Çünkü Duygu'da şu an böyle bir strateji var. Lütfen bunları biraz böyle dikkatli bakın. Yemek yeme hastalığına yakalanmış arkadaşlar.
İnanmayın. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yaptığı o rüzgarlı açıklamayı gördünüz değil mi? Bir izleyin. İzlemeyenler için gösteriyorum. Öncelikle magazin muhabiri arkadaşımızı tanıştırdım. O kadar private bir yerde öncelikle beni bulduğu için daha sonra o kadar kötü çıkarmayı başardı. Çok sağ olun. Ne gördünüz orada? Ne anladınız? Ben hiçbir şey anlamadım. Bak ben rüzgardan hiçbir şey duymadım. Ya bu gerçek böyle ciddi bir şey olsa, Duygu gerçekten bundan bu kadar etkilense, bu kadar üzülse, bunu böyle alır. Alın arkadaşlar. Zaten bikinili kendi vücudunu gösteriyor. Yemek yeme hastalığım var. Sonra bundan dolayı ben böyle oluyorum. Lütfen şey yapmayın. Benim bu konuda birazcık idare edin. Alın bakın işte benim vücudum da böyle. Gerçekten o kadar silüetim yok. Alın arkadan böyleyim, önden böyleyim dersin. Bu konuyu kaparsın ama Duygu işte yemek yeme hastalığı var, sen ne biçim insansın da bilmem ne. Arkadaşlar yapmayın. Göstersin raporunu bize. Gerçekten hastaneden alınmış damgalı mühürlü bir raporunu göstersin. Ben bir tane daha video çekeceğim bununla ilgili. Terapisini yapacağım. Belirlenilmiş bir stratejiydi. Ve şu an istedikleri gibi oldu. Damla konuşulmadı. Duygu konuşuldu. Magazin dünyasının gene gündemine düştü. Instagram'da bakın Duygu'nun postlarının altına. Linç üzerine linç yiyor. Linç yemesi ben gene söylüyorum. Onun işine geliyor. O zaten magazin dünyasında başka türlü var olamıyor. Magazin dünyasında Duygu linçle var oluyor. Ben de selülit yok diyor ya. Kendimi gösteren bir video attı. O videoyu bir izleyelim. Ne kadar ağır bir filtre var görüyorsunuz değil mi? Zaten böyle yaptığın zaman otomatik olarak buran böyle bir germeger oluyor. Filtreden yüzün bile görünmüyor. O kadar bir bulanıklık, o kadar bir pürüz var o filtrede. Filtresiz çekip hikaye illa YouTube videosu çekmene gerek yok. Instagram hikayesi olarak bile atman lazım. Ben Duygu'nun YouTube'u artık sadece bir amaç olarak kullandığına çok eminim. Çünkü zaten şu an istediğine ulaştı. Ulaşıyor. Yani zaten şu an TV magazininde olmak istiyor. Uf, bu rümeyi de çok seviyorum orada. Çok aşırı derece takma kirpik yapıyor. Danla'ya oynuyorum falan zannetmeyin sakın. Danla benim babamın oğlu mu? Alakamız yok. Yarın bir gün Danla da saçma bir şey yapsın. Gelir Danla'ya da burada konuşurum. Benim için hiç umurumda olmaz. Gündem olaylar neyse onu konuşuyorum. Bunu da araştırmamın tek sebebi baktım ki farklı bir algı var sizde. Nasıl bunları anlatabiliriz dedik. Ve araştırdık gene söylüyorum. Böyle benim düşündüğüm gibi düşünürseniz bunun gerçek mantığının böyle olduğunu anlayacaksınız. Damla 5 milyon olduğunda 12 Nisan zamanlarındaydı. Nisan-Mayıs zamanlarında yanılmıyorsam. Duygu'nun Sunny Side Up da Nisan-Mayıs zamanlarındaydı. Biraz beni Instagram'dan da takip edin. Benim böyle bir insan olmadığımı zaten anlayacaksınız. Ben zaten konuşmayı seven bir insanım. Bunu benim çevrem de çok iyi biliyor. Ben çevremde de bir ortamım olduğu zaman belki en çok ben konuşurum. Çünkü ben böyle algısı açık bir insanım. Olayları böyle küçük gözlerle bakmam, fesat gözlerle de bakmam. Her zaman karşı tarafı anlamaya çalışırım. Sizden ricam takip edin. Danla bir videosu çok izlendiği zaman, büyük bir çıkış yakaladığı zaman veya şimdi Cemal Can gelecek ve daha çok ses getirecekler. Bakın Duygu olayı manipüle edecek mi? Duygu bir hamle yapacak mı? Lütfen takip edin. Ben de takipte olacağım. Haberleşelim. Zaten beni kaçırdığım şeyleri sizlere haber veriyorsunuz. Şimdi Gökçe neydi kızın adı? Dur bakalım. Dün akşam bana takipçilerim göndermiş. Ben görmedim. Hikayeler atmış. Bu konuya sonradan diyeceğim. Bu konuya bu kadar burada vaktim yok. Kurşun geçmez sen yedin mi felekten diyor Killa Hakan elinde de sigarasıyla. Kafası güzel. Ya bir şey çekmiş ya da alkol almış bilmiyorum ama kafa güzel. Daha sonra sekste sınırların var mı? Asla yok. Değişik bir ambiyans yaratmış kendi kanalında. Kendi Instagram sayfasında. Dünyadaki en güzel yaş 30'muş anasını diye küfür yazmış. Ben size bir şey söyleyeceğim. 30 yaş dünyanın en güzel yaşlarından biri bu arada. Türkiye'nin en güzel bloggerı çünkü no shop. A.Q. Anladınız. Şimdi burada Duygu'ya bir laf göndermiş. Son bu kızın sayfasına girdim. Ne sıkıntısı var acaba arkadaşlar? Bilenler bana yazsın. Gökçe'ye takip edenler. Ben çok merak ettim. Bu konuyu araştıracağım. Türkiye'nin en güzel bloggerı çünkü no shop. A.Q. Bak işte kıskançlık diyorsunuz ya. İşte bak kıskançlık bu arkadaşlar. Bu kıskançlık değil. Bu kızcağız baktım eski bir YouTuber. Bayağıdır galiba 5-6 yıldır piyasada var bu da. Ve hala 200 yorum geliyor sayfasına ve herhalde büyüyememiş. Büyümek istiyor ama büyüyemiyor. Öyle bir şey hissettim. Yanlışsam düzeltin. Çok fazla bilgim yok. Araştıracağım. Bu konuyla ilgili de video çekeceğim. Ben size bir gün şey dedim ya. Ezgi Fındık, Duygu falan. Bunlar bir tayfa. Gökçe, Duygu anladığım kadarıyla. Gökçe, Duygu, Ezgi bunlar bir tayfa. Damla Altun. Damla
bu tarz kızlar, çok fazla YouTuber tanımıyorum. O kızlar da başka bir tarafa. Yani bunlar samimi, rahat, dobra. Bunlar da daha çok güzellik, seks apel, estetik. Bir de duyguda estetik yok ama duyguda da şof var. Daha çok böyle seksilik, işte iç çamaşırı, bacak, meme, popo falan. Bunlar da böyle başka bir tarafa. Bu kızcağız herhalde hırslanmış hayata. Biraz yükselemediği için bu piyasada. Dün akşam sataşmış. Bilmiyorum duygunun cevabı olur mu ama cevabı olmaz. Cevap verirse prim yapar bana çünkü. Kendini photoshopsuz paylaşmış, ispat post atmış, bir de erkek koymuş. Yani kendi galiba erkek hali programlama yapmış. Neymiş? İkisi arası bir bağlantı varmış. Artık ne demek istiyor? Duygu'ya mı? Yani bilmiyorum, düzeltin takipçileri. Burada Duygu'ya bir gönderme mi yapılacak? Yani hani sen de photoshopla bambaşkasın ama bambaşka gösteriyorsun kendini. Ama burada daha çok galiba Duygu'ya yapılmış ama seks konuşulmuş. Seks niye konuşulmuş onu hiç anlamadım. Burada enteresan bir şey olmuş. Galiba Damla Altun, doğru söylüyorsam inşallah, yakın arkadaşlarmış. Onunla ilgili zamanda böyle bir paylaşımı da olmuş. Arkadaşlar bir paylaşım yapmış Damla Altun. Heyecanlıyım bir dakika bir dakika diye. Daha sonra bu kız heyecanlıyım bir dakika bir dakika nokta nokta. Ulan zamanında para nasıl kazanılıyor diye bana soruyordun. Ama şimdi öğrendim mi ama ben unutmadım diye de bir paylaşım atmış. Damla Altun ondan sonra başladı ama galiba onu geçti. Daha sonra Neslihan'la ilgili de Duygu'ya bir laf sokmuş. Canım Neslim, bu arada Allah rahmet eylesin tekrardan. Canım Neslim benim, biz senin yazdığı güzel mesajlarını o kadar önemsedik. Çünkü sen o kadar değerliydin. Sen gördüm en güçlü, en güzel kadınsın, seni asla unutmayacağız derken Duygu biliyorsunuz orada bile gündem yakalamaya çalışmıştı. Şimdi Nesli bana mesaj çekmiş ama ben görmedim falan diye. Ona da bir gönderme yapmış. Bu kızcağız durmadan zaten Duygu'ya göndermeler yapmış. Bunun bir sıkıntısı var, bir rahatsızlık durumu var. Popüler olmak istiyor, herhalde olamıyor. Herhalde istediği rakamları kazanamıyor veya bunları görüyor. Bunlar bir şekilde işte Photoshop yaparak, bir şeyler yaparak bir yerlere geliyorlar. Veya bilmiyorum, mesela Damla Altun'u, Damla Altun'u birazcık gördüm. Instagram'da da gördüm, önüme çıktı. Samimi bir kız, kilolarıyla rahat olan bir kız. İyi bir, tatlı bir kıza benziyor. Mesela tatlıya tatlı diyorum, dobraya dobra diyorum. Bazen işte YouTuber arasında da böyle bir kaoslar ve kıskançlıklar yaşanıyor. Bunu kim görür, kim görmez, cevap verir mi verilmez mi ama bir tuhaflık var yani. Bir de bu akşam böyle seks üzerine falan konuşması da enteresan. Yani bunun kanalı nasıl bir kanal anlamadım. Yani bilmiyorum, mesela bloggersan seks konuşulmalı mı, sınırın var mı, asla sınırın yok derken. Birilerine gönderme yapıyorsun, birileri seni keşfetmiyor mu veya duyulmak istiyorsun, duyulmuyor mu? O zaman benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediklerimi unutmayın. Olaylara farklı açıdan bakmayın. Olaylara benim gözümle bakmaya çalışın. En güzel YouTuber'ınız kanalı kapatıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.